Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Vak vukuk vukuk vakla başladık Modern Sabahlar'ın yeni saatine ve yeni günde. Hepinize günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Bayağı iyi. Bayağı iyi yani. Ama şu merdivenleri çıkmadan, koşturarak çıkmadan önce şey yapsaydın daha iyiydi. Radyosunu yeni açanlar ve aynı zamanda bizi podcast'ten dinleyen dinleyicilerimiz ne olduğunu anlamadıysa eğer, yani şey bilgisini verelim. Masar Fuat Özkan'ın Vakti Rock şarkısıyla açtık bugün programı. Günaydın. Günaydın hepinize, bir kez daha hoş geldiniz. Çok hızlı çıktım Fahir merdivenleri. Vallahi hakikaten yaşına göre bayağı hızlı çıktım Fahir. Unutma merdivenleri çıkarken akıtmadığın ter sonra gözyaşı vallahi sözü zor başlayan program olacağı belli sevgili dinleyiciler. Umarız sonuna kadar bakın, dikkat ettiyseniz hiç şeyimi bozmuyorum, metanetimi bozmuyorum. Gayet biraz da merdivenleri hızlı çıkmanın etkisi de olabilir. Biraz onun da etkisi olabilir. Metanetimi bozamıyorum. Ama vallahi çita gibi çıktım, öyle söyleyeyim sana. Aşağıya bir normal şartlar altında bir tane çitayı koy. Hı hı. Üste çıksın. Onun yaptığı neyse benim Fahir yaptığım bu. Fahir bu arada çitayı çok yukarı koydum. Sevgili dinleyiciler, zor bir program geçeceğe benzer. Oktay Bey, dışarıda ımıl ımıl bir hava resmen. Önce fırtına takvimine bakalım. Fırtına takvimine bakalım. Çünkü biliyorsunuz programımızın klasiğidir. Fırtınam, tamam. Felaketim, hasretim, Levent Yüksel. Doğru. Fırtınam, felaketim, takvimim. Doğru. İkinizin söylediği de doğru. Evet. Fırtına takviminde bugün çark dönümü fırtınası günü 11 Temmuz itibariyle. Çark dönümü. Çark dönümü. Çark dönümü. Çark mı yoksa çak mı? Neredeyse çak noktasına gelmedeki çak mı? O senin dediğin aşkı fefinde olan bir hadisedir. Bu çark oradaki dönümü R'ye biraz basarsan. Balıkçılar amatör ve ticari deniz araçlarının kaptanları, deniz kuvvetlerinin subaylarının tecrübelerine dayanarak istinaden evet çıkarılan takvime göre 11 Temmuz çark dönümü fırtına günü olarak yaşanıyor. Bir gün nerelerde eksik yaşanıyor? Olabilir, bir gün fazla olabilir. Denizlerimizde oluyor. Bugün denizlerde olacak, dinleyicilerimize uyarı yapalım. Bugün denize girecek adam da onu şey yapsın mı, turist olarak ben balıkçı değilim ama yani radyoda duydum. Fırtına varmış, çocuklar bugün denize gitmiyoruz. Ne fırtınası diyenlere de çark dönümü fırtınası. Çark dönümü fırtınası olduğunu bir kere daha hatırlatalım. 11 Temmuz 2017 itibariyle. Hava durumuna zaten bakacağız, ayrıntılı bakacağız. Ama o iş kolay diyorsun ya, elimin kiri diyorsun zaten. Estağfurullah, ne öyle değil. Duyduklarımızı aktarmaya geldik. Zira ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Haftanın ikinci İbreler yukarıyı gösteriyor şu an. İbreler yukarıyı gösteriyor. Yarın işte en tepe noktası, kulaklar çınlasın, çıtayı yarın koyacağız. Az önce de bahsetmiştik çıtadan. İşte o çıtayı alacağız yarın. En sıcak gün olarak, haftanın en sıcak günü olarak yaşayacağız. Bugünden sıcak olacak. Daha doğrusu Perşembe ve Cuma günü de bugünden sıcak olacak. En azından merkezlerde öyle söyleyebiliriz. Ve yarından itibaren yavaş yavaş düşüyor. Bir derece bir derece, ama yarın 40 dereceleri görecek. Türkiye'de bazı merkezler, mesela Antalya 40 dereceyi görecek. Diyarbakır 41 dereceyi görecek yarından itibaren. Bugünse Ankara'dan başlayarak şöyle bir bakalım isterseniz. Ankara'da, yani Antalya ile Diyarbakır'ın 40 dereceyi görmesi çok enteresan değil. Haber değeri taşımıyor. 40 derecenin Antalya'yı görmesi haber değeri taşıyor. Evet. Doğru. Evet. Perşembe günü 41 derece görecek. O Antalya'da yaşayanlar Antalya'da 41 derece söz konusu olduğunda değil. Yani Tokat 45 derece olduğunda sen bana gel. Doğru. Şöyle söyleyebilirim, Tokat dedim. Tokat'ın Artova'sında dün en düşük hava sıcaklığı, Türkiye'de ölçülen en düşük hava sıcaklığı ölçüldü. 3 derece. Nasıl? Evet. Dün gece ölçülen en düşük sıcaklık Tokat'ta ölçüldü. Hani eğer bu sıcaklardan bunalıyoruz, ne yapabiliriz? Çok bunalıyoruz. Dayanamıyoruz diyenler varsa buyurun. Artova'sı mı dedin Oktay? Tokat'ta Artova. Artova. Ha, ben yani yaz gibi yaşamak istiyorum. Mesela bugün Ankara'da hava durumu, daha doğrusu sıcaklık 34 derece olacak. Yani bu bana yetmiyor diyen dinleyicilerimiz varsa, o zaman Silopi'ye davet ederim onları. Zira Türkiye'de dün ölçülen en yüksek sıcaklıkta Şırnak Silopi'de yaşandı. 42,5 derece. Yallah Silopi'ye sıcak isteyen. Yani çok fazla da değilmiş canım. 42,5 deyince ben de yani gözüm korktu. Ölçülen ama o. Ölçülen. Bir de ölçülemeyen var. 45'ler 46'lar olabilir.
İstanbul'da nasıl durum? İstanbul'da da bugün en yüksek hava sıcaklığı 31 derece olacak. Sıcak bir hava, 35-36 derecelerde hissedilecek bu hava. İzmir'de de bu dakika itibariyle sıcak kendini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. 37-38 derecelere kadar çıkıyor bugün İzmir'de öğle saatlerinde hava sıcaklığı diyelim. Ve bir kere sana daha ağzına sağlık diyelim. Bir kere daha de. Fark ettim ki ülkemiz dört yanıyla yallah diyerek her türlü mevsimi yaşayabileceğimiz bir şey. Yani bir şey dedin. Yani cennet bir ülke. Cennet bir ülke. Cennette de öyle çok büyük bir iklim farkı olduğunu zannetmiyorum yani. Soğuk yaşamak isteyen yallah Tokat'a, istersen sıcak yaşamak isteyen yallah Silopi'ye. İstersen şarkı. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Dansınız bittiyse o sehpayı tekrar ortaya çekebilir misiniz? Çekelim abi. Çekelim. Abi sana da hiç şey yapılmıyor ya. Niye kıskanıyorsun? Bir sonraki dansımızı da sen ne yapacağız? Ha, ona göre bir şarkı ben ayarlayayım. Slow dance. Slow dance. Dance. Bu arada kedimiz iyi. Yani bir şeyler yemeye başladı. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ege, hangi birini soralım? Bir taraftan patates üretiminde gerçekten de bir markaya dönüştün. Bir taraftan kedinin sağlık durumu giderek iyiye gidiyor. Yani hayat hem her alanda dolu dolu yaşıyorsun. Hakikaten ya. Üreticisin. Güzel haberler. Hayvan seversin. Her şey yolunda gidiyor. Biraz bu başarılarını neye borçlusun? Biraz bizle paylaşalım. Resmen Ege, senin ürettiğin tatlı patatesler bu sene Türkiye rekoltesini değiştirecek. Yükseltti ya. Neyi? Yani değiştirecek. Etkileyecek bir şekilde. Tabii ki. Ülkemizde hiç yetiştirilmiyordu. İlk kez. İlk kez. Bir kilo tatlı patates yetiştirmeyi başardın. Neler söyleyeceksin? Nasıl yapıldı yani? Yani şunu söyleyeceğim. Bir büyük saksı daha olsa 2 kilo yetiştirecektim. Biraz daha keşke bonkör davransaydın. Ama böyle böyle tam bir patates imparatorluğu. Yavaş yavaş. Buradan herhalde bize tatlı patates gönderen dinleyicimize de bir teşekkür edeceksin, evet, değil mi? Çünkü biz Fahir'le bize düşen kısmını yedik. Bu adam ne kadar güzelmiş bir falan filan diye. Ege yemedi ve torbanın içerisinde. Unuttuğun için mi oldu yoksa şey mi oldu? Sadece çimlendi. Yok, ben dedim Türkiye'de bunun bir eksiği var. Ben bunu bir günlük bir keyif yerine bir ömürlük keyfe dönüştüreyim. Tamam, çok güzel yaptın. Bir ömürlük keyif de. Ciddi söylüyorum. Yetiştirme maksatlı mıydı yoksa 5 gün bir hafta unuttunuz sonra ya bunlar hep sürmüş deyince Emine Hanım gömün onları çıkar deyip bunun üstüne mi yetiştirme başladı? Yok, hemen yaptık biz bir kısmını. Ama biz keyif insanı değiliz Fahir. Biz geleceği düşünerek. Siz keyif insanı. Siz görev insanısınız. Bravo. Vallahi bravo. Emekçi tatlı patatesçi. Emekli eski tatlı patatesçi. Tatlı patatesçi. Bütün mal varlığını buna borçlu. Teşekkür ediyoruz. Patates tatlıdır. Daha. Yalnız dikkat et, ilerleyen zamanlarda şey olmasın. Tamam. Ne olmaz. Tamam. Göz kırptığın cümle tamamlamaya gerek kalmadı. Tamam, hadi o zaman sabah dedikodularıyla başlayalım. Buyurun, herkes dolu dolu nasıl yaşıyor hayatını? Ege Kayacan'ın dolu dolu hayatına başladık. Biraz daha. Bu arada bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Madem konular açıldı. Tekrar dönme fırsatı olmaz. Soramam ben de. Kediye kediniz iyi oldu. Çok sevindik. Teşekkür. Geçmiş olsun. O serum işe yaradı değil mi? Serumla. Evet, farkındasınız tabii, değil mi? Serumun mucizevi bir şey olduğunu. Nihayet ikna oldunuz mu? Ben kaç tane hastalığımdan beni yıkan, beni yataklara düşüren hastalığımdan serumla kurtuldum. Zaten kitabın yakında. İlk sizi ikna edemedim. Bütün şeyler dedi mi Oktay? Raflarda olacak. Raflarda olacak. Başka nerede olur kitap dediğin şey yani? Herkesin kitabı var hakikaten. Ben de serum ve ilgili... mucizesi miydi? Ve serum mucizesi. Oktay'ın dün sabah söylediği kokteyl serum. Kokteyl serum ve ben diye bir kitap yazmayı düşünüyorum. Ama ülkemizde kitap maalesef okunmuyor. O zaman biraz Yeşim Salkım'ın macera dolu hayatına bakabilir Buyurun. Miyiz? Yeşim Salkım Bodrum'daki tatilinin ilk gününde bir şanssızlık yaşadı. Gölköy'de denize girerken sol ayak baş parmağını... Ay, kestane mi batmış? İskeleye mi vurdu? Deniz kestanesi mi batmış? Hayır, arı soktu. Ay. Arı soktu. Sıkıntılar yaşandı. Büyük geçmiş olsun. Şey mi, yerdeki araya mı basmış? Ben de yaşadım böyle bir şey. Evet, ben zaten şöyle görüyorum. Ünlüler resmen senin hayatını. Teşekkürler Ege. Örnek alarak yaşıyorlar. Şeye de baktım. Şu anda hemen geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Yeşim Salkım'a. Çok İrem Derici ile ilgili de şey var. Ay, onu da mı arı sokmuş? Hayır, onu arı sokmamış. Dur ben Google'a bir yazayım. Arı sokan ünlüler. Onu yaz. Arı sokan ünlülerde ilk zaten Ege Kayacan çıkar. Ben bir plajda yürürken normal bastın geçtin. Evet.
Yani bunlar sıcakta böyle bir yerde diye düşüyorlarmış. Arı sokan diye düşüyorlar dedin. Ömrü vefa etmemiş. Yok canım, çok sıcak olduğunda mahvoluyorlarmış. Ay. Ha, gider ayakta ben şunu bir şöhret geldi diye sokayım diyor. Ne kadar güzel. İrem Derici sözleri Çağrı Telkıran Telkıvran imzasını taşıyan Tek Taş isimli bir single'ı Nisan'da yayınlanmıştı. Hı hı. Hatırlarsınız değil mi? Hatırlıyoruz. Ege, unutmuyorsun. Evet. Kendi aramızda konuşmuştuk ya, yayında değil de. Şarkının girişindeki bu single ne zaman yayınlandı diye daha dün tartıştık. Evet, evet, kendi aranızda. Siz de her konuyu tartışıyorsunuz ya. Ben vallahi özellikle single'lar bakıyorum konusunda hassasiyetimiz vardır. Çünkü bari tartışarak doğrulara ulaşıyoruz. Single'ı tartışma derken görüş teatisi olduğunu bir kere daha belirtelim. Tabii yani ki öyle evet, sert bir tartışma. Kavga gürültü değil yani. Yok yok, olur mu, kurban olurum. Sizde evet, öyle şeyler yok. Buyurun Fahir Bey. Şarkının girişindeki yıldızlar yanında sönük, aşkı kalbi kadar büyük diye başlayan dörtlüğün nereden çıktığı bugün belli oldu. 2012 yılında piyasaya sürülen. Bu kalp büyümesi bir rahatsızlık diye midir ya? Tabii yüksek tansiyonda da kalp büyümesiyle karşılaşıldığını ben biliyorum. Ya da yanlış biliyorum. Onu da tam çünkü bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. 2012'de piyasaya sürülen çikletlere mani olarak yazıldığı ortaya çıktı. Hadi canım. Ya böyle mani, onları çok fazla okuyan olmuyor. Ben bazen hani hiç, eskiden böyle bir ilk zamanlar çıktığında o maniler bir bakıyorlardı da, hı-hı, şimdi böyle hiç bakmadan hiç kenara atıyorlar. O kadar yazılmış, o kadar emek emek şey boşa gidiyor. Ben hiç valla ne eleştiririm ne şey yaparım. Çok da güzel, bak ne güzel bir single halinde geliyor. Keşke her mani single olabilse. Ülkemizde okunmuyor Oktay'ın dediği gibi. Ne maalesef kitap okunuyor, kitap ne okunmuyor, sakızdan çıkan maniler. Evet, sakız manileri de okunmuyor. Yeşim Salkım'ın o single'ındaki sözler miymiş bunlar Fahir? Ben Oktay Demirci valla kafa gitti senin ya. Vallahi böyle. Ben anlamadım, bir arı soktu dedik. Bir İrem Derici'ye geçtik ya. İrem Derici. İrem Derici'nin ne zaman çıkmış? Nisan'da çıkmış. O da Nisan'da mı çıkmış? O bak da onu da hiç konuşmadık, görüyor musun? Onu da hiç konuşmadık. Ben bir şey daha o yani bilmeniz gereken bir konu daha var. Sizden çok hızlı sakladım. Bir soru soracağım. Şimdi soracağım. Yaz zamanı ve ünlülerimiz akın ettiler. Hangi ünlünün sırtına yoğurt sürmek istersiniz? Çok güzel soru ya. Seçemiyorum. Ay. Ay vallahi her biri birbirinden şey. Metin Hara mı? Yeni ünlü o. Doğru. Hakikaten yani. Metin Hara, bugünden itibaren bütün varsa Türkiye konuşacak Metin Hara'yı. Ya, öyle bakıyorsunuz bana boş boş ama. Metin Hara'ya biz niye boş bırakalım? Şey, medarı iftarımız diye bakıyor herkes. Kıskananlar çatlasın. Ne kimdir Metin, Metin Hara? Metin Hara Adriana Lima ile yeni bir ilişkiye başlayan yazar, fizyoterapist, spor ve model. Sporcu ve model. Yani. Tabii. Ben kaçırdım ya o şeyleri, sen olayları. Sen, bir yaşam gurusu. Sen kaçırdın ama Adriana Lima kaçırmadı. Ya nereden buluyoruz bunları? Ya Metin Hara istemez ki seni. Adriana Lima, Adriana'cığım sen sür yoğurdu. İyi de ya, onun şeyi önemli mi? O da biz isteyecek Metin demedin ki. Sen kimi sırtına sürmek istiyorsun dedi. Zaten rıza ya söz konusu adam demedik. Adam aşk yaşıyorsa yani rahatsız etme mi diyorsun? Tabii canım. Canım rıza söz konusu değil. Senin gönlünden kim geçiyor diye. Adamın canı Metin Hara'nın sırtına yoğurt sürmek çekmiş yani. Benim aklıma gelen ilk ünlü olduğu için onu söyledim. Çünkü başka yoksa hiç sırtını hayal etmiş değilim bugüne kadar. Vallahi A'dan Z'ye önümüzdeki haftalarda Metin Hara'yı konuşacağız. Nasıl yaptı da? Senin hakkında bir isim var galiba sırtına yoğurt sürmek istediğin. Yani böyle geniş sırtlı bir sanatçı düşün. Geniş sırtlı mı? Aha. Sıla mı? Evet. Süme yoğurt hem de. Ben sana geniş sırtlı aslında bak şeyi tavsiye edebilirim. Yani daha doğrusu düşün diye tavsiye ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? İnsanlara geniş sırtlı ve dar sırtlı diye lütfen ayrımcılık yapmazsanız. Teşekkürler lütfen. Hakan Altun. Ne dersin Ege? O da çünkü iri yarı. İsterseniz Hakan Altun'un sırtına yoğurt sürelim. İçine de bir çeyrek altın atalım. Sonra kim butursa diye. Öyle bir gelenek vardı. Ay. Ay sevgili dostlar, yani şu sabah dedik 30'unu yapalım dedik. Ne olmuş İrem Derici'nin şarkısında şimdi yani o dört bitti o bitti. Bu bütün magazin sayfalarına bakıyoruz ya. Bütün magazin dosyasını açtık. Kimde neler oluyor? İrem Derici'ye baktık. Yeşim Salkım'a baktık. Metin Hara'ya baktık. Sağ olasın. Tabii ki olmazsa olmazımız Çağatay'ımız, Ulusoy'umuz. Çağatay Ulusoy'la biliyorsunuz Bensu Soral. Bir yıl boyunca İçeridekiler dizisinde ne yaptılar? Başrolü paylaştılar. İçeridekiler değil de sadece içeride olabilir. İçeridekiler ayrı, içeride ayrı.
Onu birbiriyle karıştırmamak lazım. Şu çılgın içeridekiler. Onlar iki sevgiliyi oynadılar. İki sevgiliyi evet. oynadılar. Amerika'ya gitmişti sevgili Bensu. Sevgili Bensu Amerika'ya gitti. Sevgili Çağatay ülkemizde kaldı, gidemedi. Ya vize çıkmadı ya da vize söndü de Amerika'ya gitmeyi tercih etmedi. O da burada tatilini geçiriyor. Fakat bu mu magazin haberi? Hayır, magazin haberi. Vize alamadı. Hayır, magazin haberi bu olur mu? Ne? Bensu Çağatay'ı Instagram'dan silmiş. Dizi bitti. Hop, Instagram'dası. Sen bir içerle Çağatay Ulusoy'da. Haklı. O da bütün sosyal platformlardan İçerlekler diye bir dizi düşünüyorum. Sosyal medya hesabından sildi. Herkes birbirini sildi. Herkes birbirini sildi. Tertemiz hayatlarına devam edecekler. Zaten de çok da anlaşamıyorlarmış, onu da söyledim. Belliydi canım, belli. O zaman. Zaten ben de anlamıştım. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. 7.51 oldu saatimiz. Macera dolu bir salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Ne zaman 7.51 oldu saat ya? Akıyor. Öyle bir geçer zaman ki. Yatağımızdaki büyük tehlike. Anan an an an. Ben dün üstü çıplak yaptım. O paylaşım için teşekkürler Ege. Ege vallahi ciddi söylüyorum. Yani para yani, ne ya senin üstünün çıplak? Çok merak ediyorduk. Mı? Fahir'le biz bunu sana nasıl söylettirebiliriz diye düşündük ve ben Fahir dedim ki, dedi ki bu haberi verelim. Hemen söyler Ege dedi. Gerçekten çok iyi tanıyorsun. Estağfurullah, ben şey diye düşünmüştüm. Ha, yemlediniz beni. Yemledik seni. Yemlemek mi? Hiç kullanmadığımız bir lugat. Hakikaten bravo. Ben üstüne hafif bir tişört almıştır diye ince böyle eski eprimiş bir tişörtünü giyer diye düşünmüştüm. Hiç bana söylemiyorsun bak onu düşünmüştüm. Yanılmışsın. Uzmanlar ne uzmanları? Yatak uzmanları. Her branşın bir uzmanı var. Yatakların doğru. da uzmanı var. Bizi pis zannediyorlar galiba. Diyorlar ki sıcak havalarda. Hangi uzmanlar bu? Ülkemizden uzmanlar mı? Yurt dışından uzmanlar mı? Bir konsorsiyum Oktay. Konsorsiyum. Yurt dışından, yurt içinden ve Orta Asya'dan. Özellikle Bulgaristan'dan. Evet. Bulgar somyası çünkü. Bulgarlar somyacılıkta. Çünkü ama ellerinde bir sürü somya var hala. Bulgar'ın maalesef. İki şeyi vardır zaten. Bir somyası, iki mafyası. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Bu değerli bitki paylaşım için. Paylaşım için teşekkürler. Sıcak havalarda nevresimleri haftada bir yıkayıp değiştirmek gerektiğini söylüyorlar. Ne zaman değiştirildi? Biz o konuda değiştirmiyor mu ya? Zaten değiştirir. Ne kadar zamanı değişir? Haftada bir değişir ya. Biz o konuda çok hassasız. Hangi? Siz derken? Nevresim konusunda. Ben de açık adres vermek istemiyorum. Evden bahsediyorum Fahir. Ha. Ne yapıyorsunuz? Çok hassasız. Haftada bir muhakkak değişir. Bravo. Aferin Oktay. Şey diyen mi var ya? Ya zaten yatmadan yatmaya giriyoruz. Bir ay kalsın falan diyen mi var yani? Yani hakikaten ne zannediyorlarsa bizi. Çünkü yatakta bir yılda 98 litre ter birikip buharlaşıyor. Oktay sen kendinden biç ya. Günde sen bir ben yatmazken zaten yani uyur halde değilken zaten o kadar ter biriktiriyorum. Yani biriktirme onları sen. Biriktiriyorum abi. Biriktirme Oktay. Damlaya damlaya pislik, göl olur sonuç olarak. Pislik vallahi biriktirme. 98 litre ter birikip buharlaşıyor. Nemli ve sıcak havalardaysa buharlaşmıyor. Bakteriler adeta şey atıyorlar. Çirit yani, atıyor. Fink atıyorlar. Kilolarca bakteri birikiyor. Ne olursunuz demişler haftada bir artık şunu değiştirin. Yeter sizin pisliğinizden, kokunuzdan biz de bir yere kadar. Markada vermişler mi sanki bir şey viral reklamı gibi geldi bana. Nevresim virali mi? Şunu alınız falan filan diye. Vallahi benim aklımda bir nanoteknolojik nevresim falan diye. Hiç öyle de bir şeyimiz yok. Sadece biraz bizi hijyene teşvik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ya da böyle söylemişler mi peki raporda Fahir, çok özür dilerim. Neye? Yani nevresimleri değiştirin ve aynı zamanda yatakta bir şey yemeyin diye. Yatakta zaten bir şey yemek zaten çok büyük korkutulacağını sen de biliyorsun. Yani, i̇şte yani geceleri gelirler. Rapora girmiş mi diye soruyor. Rapora zaten raporun başında birinci ek kırmızı ve bold olarak yazılmış. Lütfen yatakta bir şey yemeyin diye zaten bold. Bold. Kalın yani. Bold. James Bold. Ama bu adam böyle sabah sabah programı artık içinden çıkılmaz hale getirince Ege biz şey miyiz burada yani? Mağdur muyuz yani? Bir hayvan hakları dernekleri şey yapıyor ya. Ne yapıyor? Her şeye atları salacağınızı ilk önce bir kendinizi tutun diyor. Bizim atlarımız doğru. Şey mi ki? Kendi kendilerine karar bizim vermiyorlar atlarımız mı? Bizim hayvan mı ki? Biz aslan mıyız? Espriyle kamçılanıyorlar. Tamam. Bundan sonra boş konuşurken iki defa düşünün lütfen. Ben kendilerini Büyükada'daki faytonlar gibi düşün yani.
Hayır canım, bizim atlarımız öyle değil. Ne yalan yanlış örnek veriyorsun Ege. Serbest gezen atlar olduğunu bir kez daha açıkla. Hakikaten ya, kamçılanıyor diye bir şey diyor falan. Hiçbir şey yok öyle bir metafor şey. Metafor olarak kullanıyorsan kamçılanmayı, doğru. Espriden kamçılanır herkes. Lütfen haftada bir nevresimlerimizi değiştirin. Pisliğin lüzumu yok yani. Tamam. İki takım nevresim alacaksın. Birini yıkarken öbürünü geçireceksin. Öbürünü aynı gün kurdu. Zaten sabah yıkanır, akşam tekrar akşamı şey kurumuş olur. Bu kurumuş havada olur, tabii ben canım. Sana söyleyeyim, çıkar makineden 1,5 saat sonra kurumuş olur. Oktay. Islak koy hatta ya, serinlik olur. Evet. Bazıları üşeniyor nevresimi tekrar geçirmeye falan. Evet, uyku dünyasında başka neler var? İstersen buradan 8 numaraya selam lafımı sokuyorum diyoruz. Evet, buyurunuz Fahri. Bir uyku haberimiz daha var. Uyku durumunuz nasıl? Gayet güzel. Yani. Kanepede başlarım, yatakta devam ederim. Mükemmel. Paylaşım için teşekkürler. Oktay Bey, sizin de öyle bir şeyiniz var. Sen her yerde uyurum ben. Her yerde uyurum. Her yerde uyurum. Beton öyle, zemin dahil olmak öyle üzere. Öyle bir iddiam vardır, evet. Çok güzel. Yeter ki uykum olsun. Hayatta amacı olan insanlarsınız. Çünkü araştırmalara göre hayatta amacı olanlar diğerlerine nazaran geceleri çok daha rahat uyuyorlar ve her yerde uyuyabiliyorlar. Ne uyku apnesi, ne huzursuz bacak sendromu, ne başka bir şey. Bunlar da rastlanmıyor. Eğer hayatta bir amacınız yoksa uyku apnesi de olursunuz. Affedersiniz, huzursuz bacak sendromu da olursunuz. Her şeyi olursunuz. Bunlardan kurtulmak için yapmanız gereken şey öncelikle bir amaç. Bir amaç uğruna da kendinizi yönlendireceksiniz. Ama haftada bir nevresimde de lütfen değiştirelim bir kez daha. Bir son dakika haberimiz var, onu da paylaşalım. Ayrılmışlar mı Metin Ara ile Adriana Lima? Çok nazar oldu çünkü çok konuştuk. Yani güzel bir haber değil, bir vefat haberi ama. Evet, Türk sinemasının usta isimlerinden Fikret Hakan vefat etti. Bu sabah yapıldığı açıklama Bümin Gaffar Çıtanak ismiyle ama sahne adıyla Fikret Hakan olarak bildiğimiz oyuncu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevenlerine başsağlık diliyoruz. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, iyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Saat 8'e 10 geçiyor, Modern Sabahlar'da macera kaldığı yerden devam ediyor. Diyeceksiniz ki ne macerasıydı o, ne maceralar. Biz medya olarak hiç kullanmıyoruz ya o lafı. Neyi? Doyasıya kullanmamız gerekmez mi? Macerayı mı ne? Hayır, gün geçmiyor ki kalıbını. Gün geçmiyor ki. Kullan Oktay. Belki iğreniyoruz ama o kalıptan. Ama yine de kullanmamız gerekmez mi? Gerekir. Hemen yani kullan ağzını. Günün geçtiği garanti yani, bir şekilde geçeceğine göre kullanmamız evet. lazım. Sevgili dinleyiciler, gün geçmiyor ki dünya dışında yeni bir yer insanoğlunun yaşamı için uygun olmasın. Doğru mu kullandım? Doğru kullandım. Olsun yani. Diye mi bitmesi lazım? Yo çok güzel, çok güzel Oktay ve ben şu anda birazcık affedersin heveslendim. Heveslendin mi? Heveslendim, çok heveslendim hem de. Şimdi bu sefer de Satürn'ün uydusu Titan'daki koşulların koloni kurmaya elverişli olduğunu açıkladı ya, bilim insanları. Kusura bakmayın da full artı full gezegenden de ben uyduya geçemem. Yani benim de bir standartım var. Ya şey gibi düşün, yazlık gibi düşün Ege. Allah Allah, illaki büyük gezegende yaşayacaksın diye bir şey yok. Bugün Satürn'ün şeyinde olursun. Ankara yarın... çok uzak ya. Yani yazlık için. Doğru. Zaten bir 15 gün tatilim var. Yalnız da... ismi kalite ya. Nerede oturuyorsunuz? Dünya. 10 yılı falan şeyde geçecek. Yolda geçecek. Cümleyi kullanıyorum ben. Nerede oturuyorsunuz? Biz Titanlıyız abi. Titanlılar zaten biliyorsunuz yaman olurlar. Yiğidin harman olduğu yer Titan'mıştı. Güzel vallahi, hoşuma gitti Oktay. Bir de en Napacayık. Ünlü uydulardan bir tanesi. Ünlü derken yani güneş sistemindeki popüler uydulardan bir tanesi. Tabii ki ayın yeri başka. Buradan ay severlere ve ayda yaşayanlara. Çünkü biliyorsunuz ayın bizim görmediğimiz tarafında yaşarlar. Bir medeniyet var. Ortamlar oradaymış. Esas. Ortamlar orada, biz görmüyoruz. Saklıyorlar bizden. Onları da şey yapmak, üzmek istemem, kırmak istemem. Ama ayın yeri başka. Ama en meşhur uydulardan bir tanesi Titan. Yani Jüpiter'in, ama Satürn'ün hastasıydın zaten Ege. Bir ara bir konuşmuştuk. Çok severim de gezegenden yani adam şey... eşeğe inmem, bilmem yani. Sonuçta Satürn de Güneş'in etrafında dolaşan bir sen gezegen. Ki Satürn. Ne? Yani Titan Satürn, diyorsun. Satürn'ün uydusu diyorsun. Satürn'e evet diyor, Titan'a hayır koskoca diyor adam. Koskoca Ege Kayacan dünyadan ayrılıp küçük bir uyduya yerleşti dedirtmem. Yani emekliliğinde de mi? Emekliliğimde belki bir Titan'da küçük bir pansiyon. Ya onun işletmesini yapar, vallahi güzel de olur. Ay çok güzelmiş Oktay ya. Bir ben de o kadar dibimizde, yani aslında dibimizde değil, tamam da yani. Çok da şey değil. Gidilir gelinir yani, öyle çok da şey yapmamak lazım. Dünyanın 250 katı büyüklüğünde biliyorsunuz Satürn.
Yani Titan aşağı yukarı dünya kadar diyebiliriz. Yani o yüzden hani ölçek olarak da böyle şeyimiz şaşmayacak. Öyle baktığımız zaman yer çekimi değişmeyecek. Yer çekimi konusunda, Titan çekimi konusunda tam bilgim yok. Her yerde yer çekimi mi arıyorsun? Ben onu ararım Fahir. Allah yani bazısı Allah. Su arar, bazısı işte Wi-Fi arar falan. Bir internet var mı burada diye ilk gelmez gezegene onu sorar. Ben yer çekimi. Aa, gezegeni komple şey de yapabiliriz ya. Direkt internet her tarafa da verilebilir ya. Genel bir şifreyle. Çünkü yani başka dünya şey dışı varlıklar da uzaydan gelip bizim internetimizi kullanmasınlar diye oraya bir şifre konur. Ondan sonra o da şey olabilir, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olabilir. Çünkü uzaylılar kim bilir hangi kaçlık sistem kullanıyorlar, bilemezler. Kafalar çalışmaz onların o konuda. Yani. Öyle bir şekilde girilebilir. Güzel. Bu arada yeni bir gezegende insanoğlu yeniden bir hayat kuracaksa en baştan dünyada yaptığımız hataları yapmayalım. Bir kere altyapıyı en başta hiç uygarlık kurulmadan böyle suyunu, elektriğini şey, çünkü yerleştikten sonra çok pislik çıkıyor. Sen yani. Sen şey gibi mi istiyorsun? Böyle bazen fotoğraflar çıkıyor ya. İşte mesela Barcelona'nın yukarıdan çekilmiş fotoğrafı, böyle böyle kutucuk kutucuk ayrılmış. Öyle her şey ne belli. Ne oğlum, mazgal sistemi miydi Oktay ya? Aha, mazgal sistemi var zaten. Başka bir şey oradan daha söyle bana. Şehircilik deniyor ona. Ege, o baktığımız şeylere. Hani böyle bazen bakıyoruz. Sen yukarıdan neye benzetiyorsan ona göre ya. Ne kadar ya. Güzel falan diyoruz ya, şehircilik. Ha yok, ızgara mı diyorlar? Izgara ya. Sistemi, New York'a söylüyorsun. Evet. Ya ben ondan da çok haz etmiyorum ya. Bu kadar düz. Ne diyeceğim yani Titan'da? 82 ile 45'in kesiştiği noktada. O zaman Titan tam sana göre. Yani şu anda öyle bir şey yok zaten. Ben şu anda engebeli yeni... severim. Ne seversin? Engebeli. Yokuş olacak mesela. Orada bir eğlence olsun ara ara. Teşekkür ederim. Yokuştan çıksın da bir terle falan. Ne yapacağız? Bence zaten şey yapmamız lazım. Enerji meselesini bir çözmemiz lazım. Tabii dünyaya zaten çok benziyor diyorlar. Gidelim. Bence ilk olarak nükleer santralimizi kuralım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Titan'da şey var. Bayağı sağlam nükleer enerjiyi varmış. Kullanabileceğimiz bir şey var. Yani metan var sonuçta. Metanı da biz ne yapacağız? Azot var. Nükleer şey yapacağız yani. Ona nükleer santralde kullanırız yani. Bence güzel de olur. Biraz sıcaklık problemi olabilir. Eksi 180 santigrat derece civarında bir sıcaklık var. Oktay, nükleer santralde... Sinek olmaz daha iyi. Evet, sinek olmaz. Haşeratla uğraşmayız. Yani bir güzel şeyimizi yaparız, ben sana söyleyeyim. Su yani sıvı halde bulunmuyor. Suyla ısınacağız diye bir şey yok ya, işte metan yani var ısınma diyorum. Isınma değil de mesela ben yine de lazım olur diye su diyorum Fahir. Yani lavaboya falan gittiğimizde mesela, evet, yüzünü yıkayacaksın falan. Ay onda kolay. Hadi buradan, altyapı olmadan biri mesela ibrikle döksün senin eline suyu. Bir konteyner buradan ama ıslak mendil göndereceksin. Bir konteyner ıslak mendil. En evet. Baştan. Herkes silinerek, hiç o kadar su israfı da gerek yok. Zaten bereketli topraklarında Ege patatesini yetiştirir. Doğru. Ondan hakikaten sonra... Zaten şeyin çok verimliymiş. Mümbit toprakları varmış Titan'ın. Kumlu toprak sever patates. Bakma yani eksi 180 olduğuna bakmayın. Çok benziyormuş yani, üretim için uygun diyorlar. Ne kadar da gidebiliyoruz Oktay? Öyle bir şey var mı mesafe olarak? Araçla mı? Yani araçla ne kadar tutuyor? Valla neyle gittiğine bağlı Fahir. Dizel bir araçla gittiğimi düşün. Ne demek neyle gittin ya? Ne kadar sürecek işte onu soruyorum. 3 yıl mı? 5 yani, yıl mı? 1 yıl mı? 4 kişi dizel araçla gitmek... Yani uzay mekiğiyle gitmekten daha hesaplı oluyormuş. Doğru. Yolu paylaşırsınız çünkü. Tam da şu an saat 8.32 sevgili dinleyiciler. Güzel bir salı sabahına yakışan bir saat dilimindeyiz. Biraz da Çanakkale'den bahsetmek istiyorum. Oktay. Çanakkale çok sinek ya. Evet, konumuz zaten sinek. Sinek mi varmış? Yo, Çanakkale'den değil, sinek konusuna girecek bir yer arıyordum. Sonuçta tek girebileceğim delik vardı. Orası da Çanakkale'ydi. Yaz aylarını kabusa çeviren sivrisineklerle mücadeleniz. Ege Bey, dün bir sivrisinek sesi duymuştunuz. Bunu paylaştığınız için biz de size çok teşekkür etmiştik. Nedir durum, son Can gelişmeler? Bey, bir daha sesini duymadım. Bir daha sesini kendi imkanlarıyla. Herhalde programı dinledi. Ve de alınarak gitti, evinizi terk etti. İstenmediği demek yerde. Demek ki kaliteli bir sivrisinekmiş. Evet, sinek abi. Gibi sinek. Sivrisinek gibi. Sonuçta sinek diyoruz. Yepyeni bir cihaz ürettiler. Şimdi bu sineklerle mücadelede fıs fıslar var. Efendim kahveleri yakarız. Gerçi kahveyi yakmak arıları, arıya karşı mücadelede kullanılıyor. Kara sinekten mi, sivrisinekten mi daha çok kara rahatsız olur? Kara sinek gecikir, belki hiç gelmez. Bir şey sorabilir güzel miyim? Güzel bir türkü söylediğinize göre sivrisinekten daha çok rahatsız oluyorsunuz. Şimdi bu tatil yerlerine gittiğimizde kara sinekler de bir manyak gibi oluyorlar ya. Hep o mor floresandan.
Hayır. Patsina gibi olanlar mı? Hayır ya, kondukları zaman normal. Burada karasinek konduğu zaman bir sıkıntı yok. Ama oradakiler ısırıyor. Bir can yakma bir şeyleri var sıcak yani. Sıcak çünkü abi hava. Sıcak olunca nereden alacak onun hıncını diye ısıracak işte. Ben de sıcak yerlere gidiyorum. Atıyorum mesela Datça'ya gidiyorum. Gidip insanları ısırıyor muyum ya da başka bir şeyleri ısırıyorum? Sen uçamıyorsun da Fahir. Doğru. Şu uçan, anda uçan adam Fahir. Hayır, bunun bir sebebi var. Her bilimsel, başka cins herhalde. Hayır, bilimsel olarak bir sebebi var mı? Yani vücutta yavru tuz var. Yavru at sineği gibi bir şey. Ya yok, aynı sinek ya, abartmayın beni. Aynı sinek geliyor. Nereden burada. Nereden biliyorsun Fahir aynı sinek olduğunu? O kadar tanıyacak kadar şeyim var ya. Muhatap oluyorum kendileriyle. Allah Allah. Benim aklımda değişik tahminler var ama bağıracaksın diye söyleyemiyorum falan. Yok hayır, yani var mı bir bilginiz, yoksa bilgim yok. Oradakiler değişiktir demek ki, öyle bilgim cins yok. Oluyorlar. Peki. Şimdi bu sinek ısırıklarına bilen vardır ya, onu bir soralım isterseniz. Isıran sinek mi? Hayır, bağırmayacağını garanti ediyorum. Garanti ediyorsan dinleyicilerimize telefon ya bu verin. Yaz deniz kenarındaki yerlerdeki kara sinekler ısırıyor ama mesela bizim bu bölgede Ankara'da ısırmıyor. Bunlar farklı cins mi? 0212 368 62 40 sevgili dinleyiciler. Fahir bağırmayacak. Bu konudaki fikirlerinizi. İstanbul'daki sinekler de ısırmıyor. Genelde yazlık yerlerdeki evet. Sinekler ısırıyor ya değil İstanbul'da mi? İstanbul'da da sıcak oluyor. Hiç sıcak olduğunda manyağı bağlayıp ısıran sinek var mı? Yok. Ama sanki böyle o acaba böyle ısıracağı yer geniş olduğu için mi? Hani böyle daha böyle işte mayodur, bikinidir falan filan giyildiği için daha böyle. Sırf ben bugün yine şort giydim diye bunlar söyleniyor. Teşekkür ederim yani. Hayır, ısıracak yer daha fazla deyince sineğin aklına mı geliyor acaba? Oraya kimse şöyle herkes de istediğini giymekte özgür Oktay. Tabii yani ki, öyle tabii ki öyle. Haklı çıkarmaya çalışmak. Şöyle anlayabiliriz evet, Fahir. Çok ayıp. Yazlık yerlerden bir tane sinek kardeşimizi alıp yayına bağlayıp yayına bağlayıp değil. Buraya getirip yani Ankara'ya, İstanbul'a işte bir yere getirip evet. Huyuna bakmak. Buradaki huy değişikliğine, davranış değişikliğine bakmak lazım. Bakalım da, ısırıyor mu burada da? Ya da ben birkaç tane manyak gibi sineğe denk geldim. Onunla ilgili olabilir. Yani bilgisi olan varsa paylaşsın. Zaten çok da bilgisi olabileceğini ben de şey yapmıyorum. Yani değişik tür sadece bana bir bilgi değil, fikir. Fikir. Fikirlere de açız. Bilgimiz bilgi yokken olmak bu konuda konuştuk. Evet. Vır vır dır dır. Siz de arayabilirsiniz sevgili dinciler. Diyelim biz konumuza devam edelim. Konumuz sinek. Bu ha, geldi telefon. Geldi. Bağırmayacaksın değil mi? Bağırmayacağım. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Yiğit ben. İzmir'den arıyorum size. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Korkmadan özgürce fikirlerinizi söyleyin. Kimse bağırmayacak size. Öncelikle şeyi soralım. İzmir'deki sinekler ısırıyor mu? Yiğit Bey, öncelikle sinekler ısırıyor mu bulunduğunuz, yaşadığınız yerde? Kara sinekler. Ya ısırıyor. Ben bizim Urla'da evimiz var. Urla'da evet. Yaşıyoruz. Siz de sık sık bahsediyorsunuz, biliyorsunuz. Benim bir de Gümüldür'de dedem ısırıyor. Dedemin bu sineklerle mücadelede çok enteresan bir tekniği var. Evet. Eskiden bilirsiniz, bu inanılmaz bir silah vardı. Plastik sinekleri suratlarına vurduğumuz. Ha, şey sinek diye geçen. Sinek çat şeklinde. Çat diye plastik, vurdum. Sopa. Evet. Evet. Onu yemek esnasında dedemin bizim çeşitli yerlerimize vurarak ve yemeklerimizin içine vurarak sinekleri öldürme tekniği vardır. Evet. O yüzden ben sineklerle mücadeleyi bırakmış durumdayım. Çok güzel. Peki oradakiler ısırıyor diyorsunuz. Isırmayan kara sineğe rastladınız mı? Bir fikriniz var mı bu konuda? Hayır. Peki. Paylaşım için teşekkürler. Anı paylaştınız. Dedenizin ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama elinde sineklik yokken öpüyorum. Sineklik olmayan elinden öpüyorum en azından. Sağ olun Yiğit Bey. Görüşmek üzere. Bu yemeğin içine kaçan sinek konusuydu bu. Yiğit Bey'in açıkladığı. Bambaşka bir konuydu. Yemeğin, yani biz ısırma, sineğin ısırması ısırmaması üzerine bir şey. Ya da dedenizin sevmediğiniz bir huyu var mı diye. Ha, evet, o konuda da anlatılabilir. Evet. Telefonunuz mu var? Yok. Yazlıklarda sinekler niye ısırıyor sorusu hala havada. Hala havada olarak bakalım, devam edecek. Dosyamıza dönelim. Neyse, bir yepyeni cihaz geliştirdiler. Artık öyle plastikli kafasına böyle şaka, çünkü bir de sonuçta pislik oluyor. Tabii. Çünkü onun şiddetini iyi ayarlaman lazım. Bazen o sinirle abanıyorsun. Sıkıntı. Ama az şey yapıyorsun. Bu sefer vurduğun şey boşa gidiyor, uçuyor gidiyor.
Ondan sonra teşekkürler Fahir. Bu güzel anları bizim de anılar var. Vallahi bende de anılar. Gözümüzde canlandırdığın için teşekkürler. Ama ben sonrası için, yani öncesinde bir şey yok. Isırıldıktan sonra ne yapacaksınız? Bir de harturt insanın bir kaşınmasına neden oluyor. Abuk subuk. Yara yapana kadar. Geçen gün Nurgül Yeşilce'yi sokmuşlar. Yüzü gözü şişmiş. Ama Fahir geçen saat konuştuk arı sokan ünlüler diye. Şimdi yine bu saat getiriyorsun, önümüze koyuyorsun. Nurgül Yeşilce'yi ayrı yüzünden şey sokmuştu. Sivrisinek soktu. Bayağı bir şişmişti falan diye. Yani böyle sıkıntılar oluyordu. Bu yepyeni cihazımız sayesinde sadece stoklarla sınırlı. Ucundaki metal kısmı cilde titreşim veriyor ve ısı gönderiyor. Bu sayede 45 saniyede ciltteki kaşıntı geçiyor ve pürüzsüz bebeksi bir cilde sahip olmanız an meselesi haline geliyor. Kargo bedeli dahil mi Fahir? Kargo bedeli dahil, sadece 29 lira. Keşke vermeseydim fiyat. Yok, öyle bir cihaz yok. Fiyatını rica falan bilmiyorum. Çıkarsın Fahir, hadi bakalım. Vallahi hiç öyle bir şeyimiz yok. Azıcık vaktimiz varsa bir küçük, aslında çünkü sinek dosyasını açınca bunu da... Tabii laf lafı açıyor. Hayır, böyle gazetelerde artık çok hakikaten bu konuda profesyonel olmuşlar. Mesela sinek ısırığına cihaz diye böyle bir haber veriyor. Hemen üstünde canlı böcekten casus diye bir başka değerli yine böceklerle ilgili bir haberimiz var. Onu da paylaşmışlar. Pis böcek mi, ekmeğinin peşinde böcek mi? Yok vallahi bunlar çalıştırılan böcekler. Yusufçuk'tan, Yusufçuk sever misiniz? Yani sever misiniz diye böyle hassas. Ben çok severim. Ben biraz severim, biraz mesafe edeyim. Hayır. Yusufçuk'tan uzaktan kumandalı. Yusufçuk'un tipi nasıldı ya? Ya su üstünde giderler böyle, konarlar, suya batmazlar, sonra havalanırlar. Helikopter gibi bir taraftan. Drone gibi canlı, aslında. Benim gözümde peygamber devesi denilen böcek canlanıyor şu anda devamlı. Benim bu konuda yapabileceğim bir konu bir şey yok Ege'ciğim. Adam çok senin haklı. Senin gözünde canlı. Yayının en haklı olduğu bölümü Fahir. Mesela benim gözümün önünde de sürekli Metin Hara. Metin Hara sabahtan beri Metin Hara, Metin Hara. Yani sende de o var demek ki. Şimdi bu Yusufçuk da çok drone'a da benziyor diye Amerikalı bilim adamları bunu şey yapalım demişler. Ne yapabiliriz? Bunu biz omuriliğine yani omurilik tipi bir şey, omuriliği olduğunu zannetmiyorum ama bir yönlendirme şeyi, bu aparatı takalım ve uzaktan kumandayla biz bunu ne oldu işte? Bir şey yapalım ya. Amacını aşan cıkcıklamaya bir örnek verdim. Teşekkür ederim. Yani omurgasına kadar girmişler mi ya hayvanı? Oktay nerelere? Yazık. Ve bununla casusluk yapma imkanı. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz efendim? Sesinizi çok az alıyorum, bir saniye. Biz sizin... Radyomuzu kapatabiliriz isterseniz. Evet. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek ben, Fahir Bey. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Neredesiniz şu anda Dilek Hanım? Neredeyim şu anda? Mahmut Bey gişeleri geçtim. Peki efendim. Hayırlı geçişleriniz olsun. Bir şey soracağım. Teşekkür ederim. Bir anı mı paylaşacaksınız? Bir yaşanmışlık mı? Yoksa sinek konusuna bir bilgi mi? Bilgi katkı mı? Katkı mı? Kendimle ilgili bir bilgi vereceğim. Buyurunuz efendim. Açız o ilgiyi. Buyurun. Asla ısırmıyorum. Ne efendim? Hiçbir şekilde sinek ısırmaz beni. Sizi sinekten tutun, böceklerden hiçbir sinek ısırmaz. Biz sizde ondan beri... Kaç yaşındasınız Dilek Hanım? Kaç senedir oluyor bu hadise? 30 senedir oluyor. 30 senedir hiç ısırmadı mı? Evet. Bir sivrisinek ısırmasına hasret misiniz? Evet, aynen. Bu genetik bir olay. Babamı da ısırmıyormuş, beni de ısırmıyor. Genetik. Vallahi alıp incelememiz lazım ya. Ya kan grubunuz ne? Çok özel değilse. Kan grubum A. A. A ne ama? A ısırmıyor. A pozitif. Mutant, bir mutantlık olmasın Dilek Hanım'da. Ya olabilir abi yani. Mutant çok... dinleyicilerimizden Dilek Hanım. Mükemmel öyle bir şey ya. Ya yani hiç özenilecek bir şey değil. Kırmızı lekelere özeliyorum yani ama. Ya yok, hiç özenmeyin. Hiç yani. Özenmeyin. Vallahi sonuçta sinek yani. Isıran da yani sonuçta bir şey olsa. Yani kalite bir hayvan olsa. Şimdi özel bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yani eğer kabul ediyorsanız sizinle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 7-8 aydır dinliyorum sizi. Evet. Çok uzun bir süre değil sizin için ama ya gerçekten böyle 3 kişinin bir araya gelip de hiçbir şekilde biri olmazsa olmaz denilen durum var ya. Hı-hı. Hakikaten hepiniz ayrı ayrı benim için böyle özelsiniz, dinliyorum. Hani Ege'ye ayrı gülüyorum, Fahir'e ayrı gülüyorum, Oktay'a ayrı gülüyorum. Yani inanılmaz üçünüzün bir araya gelmesi mucize gibi. Dilek Hanım çok teşekkür ederiz bu sözlerinizden dolayı. En kısa zamanda sinekler tarafından ısırılmanızı talep ediyoruz. Geri alın hemen, söyle benim. Diliyoruz. Hayır, istediğiniz için söylüyoruz. Yani bir karşılık olsun diye bu güzel sözlerinize. Bilmiyorum, yanlış mı? Gerçekten sizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sağ olun Dilek Hanım ya. Şimdi şımarttınız sabah sabah bizi.
Vallahi şimdi ya. Neşve ile güreşmek zorunda bıraktınız bizi. Sağ olun, sağ olun efendim. Sağ olun Dilek Hanım, görüşürüz. Hoşçakalın. Reklamın vakti geçiyor ama bir telefonumuz daha var. Mahmut Bey'e ulaştık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Ulaş İstanbul'dan. Hoş geldiniz Ulaş Bey. Buyurun dinliyoruz Ulaş Bey. Buyur anınızı paylaşacaksınız herhalde. Dilek Hanım'a bir sorum olacaktı ama az önceki bağlanan hanıma. Buyurun sorunuz efendim, dinliyordur yayını. Beni irili ufaklı bütün böcekler yaz kış demeden sokuyor. Evet. Hiç es geçmezler, evde tek beni sokarlar. Evet. Bunun nasıl sağlıyor? Sokmamasını nasıl sağlıyor? Genetik diyor. Genetik diyor. Babamdan diyor. Babası el vermiş galiba anladığım kadarıyla. Çünkü babasını da sokmuyorlarmış. Ya genetik olması lazım veya el vermiş olması Dilek lazım. Dilek Hanım'ın babasıyla bir buluşma ayarlayın. Size de el versin. Babanız da Ulaş Bey mağdur muydu? Yo, onları hiç kimseyi daha bu yaşına kadar soka neden olmamış. Beni ama cayır cayır. Size günah keçisi ilan etti. Ailenin günah keçisi Ulaş Bey. Hiç maalesef boş geçmiyorlar beni. Arkadaşlar boş geçmeyelim lütfen. Ulaş Bey peki çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş çok olsun. Sağ olun. Paylaşımlar. Modern Sabahlar. Beni cenazene çağırmamışsın, çok bozuldum. Ama öyle deme ya, güzel yani, güzel şarkımız yani, lütfen biraz da mizah diyoruz o zaman. Evet ya Oktay, çok ihtiyacımız var. Hep açık, hep bilim, evet, hep araştırma, hep şey hayvanat dünyası, yeter biraz da mizah diyoruz. Geç bile kaldık. İş yerinde mutluluğun sırrı mizah mı? Mizah mı diye soruyor uzmanlar. Mizah mı, muziplik mi? Çünkü bazı insanlar var, çok muzip oluyorlar, şakalar yeri geliyor, şakalar yapıyorlar, taklitler iş yerimizde, patronlarımızın, üstlerimizin taklitleri olabilir. Nasıl bunu bir sınıf misameresi gibi. Mücadele içinde olan adamın edeceği laf gibi geliyor bana, muziplik. Muziplik mi? Ha. Yani böyle ben yapamıyorum, yapana da gülüyorum ama biraz da gıcık oluyorum. O yüzden muzip diyorum gibi geliyor. Ha, muzip kelimesini tenzih ederek konuşuyorum. Onu kullananlar için konuşuyorum bu şeyi. Ne yapacağız ilk Oktay? Şimdi dünyanın neresinde olursanız olun demiş bu bilim insanı, Philadelphia Üniversitesi işletme profesörü Profesör Schweitzer. Neresinde olursanız olun. Schweitzer deyince yani bir kez daha onu da anmış olalım. Schweinsteiger aklıma geldi. Ona da bir selam olsun. Teşekkürler Fahir. Sıradaki şarkıyı armağan et istersen Fahir, tam olsun. Sıradaki şarkıyı Schweinsteiger ve Doktor Schweitzer'e armağan edelim. Profesör. Profesör Schweitzer, babamın askerlik arkadaşı değil sonuçta. Birazcık mizah demiş profesör. Hı-hı. Günde yaklaşık 8-9 saat geçirdiğiniz iş yerlerini çok daha keyifli hale getirebilir. Mi demiş. Bizim iş yerimiz esprili bir iş yeri mi? Bizim iş yerimiz radyodan mı bahsediyorsun, dükkandan mı bahsediyorsun? Komple iç içe geçmiş bir müesseseden bahsediyorsun. Yani esprili görünümlü yani her baktığın esprili şeyde bir esprili. Yani onu nereden anlıyorum ben? Esprili bana komik gelmesinden değil, gelen kişinin espri yapma görevi gibi bir şey oluyor. Yani hı-hı, müşterilerimiz oluyor veya işte bize bir takım ürünler getiren tedarikçilerimiz oluyor ya. Hı-hı. Dün geçen hafta bir gün şal getirdi bir şey. Tedarikçi firmamız. Tedarikçi ne güzel tedarikçi. Şal getirdim. Şal getirdi böyle bir kolinin içinde. Hı-hı. Ondan sonra bizim ekipten bir arkadaş da kaç tane var onun içinde dedi ama koli de yani nasıl bir koli diye düşünün. Kutu koli işte bildiğimiz. Kutu koli de yani ebatı nasıl anlatabilirim? Şu boyda yani en küçüklerden değil ama taşınma kolisi kadar da büyük değil. Orta tamam. Boy bir koli diye düşünün. Çalışanlarımızdan bir tanesi ekibimizden kaç tane var, kaç tane getirdin falan dedi. 300 dedi adam. Bir de böyle şey 300 tane getirdim falan dedi büyük bir ciddiyetle. Soruyu soran dışında bütün diğer çalışanlarımız güldü buna ve niye gömdüğü onu anlamadım falan diye kendi aralarında da konuştular. Yani illa yani çalışma ortamınızda bir çalışma arkadaşınız veya patronunuz değil, hatta o tehlikeli de olabilir, patronun mizah yapacağım ben, espri yapacağım, şaka yapacağım demesi. Ama işte böyle bir ortam yani, o yüzden sorduğun soruya galiba biraz öyle esprili ve her gelen bir espri. Ama tedarikçi şey deseydi daha güzel bir espri olur. Bugün size şal getirdim, yarın zil ve gül getireceğim. Sen de tedarikçi ol, sen de dükkanımıza öyle gel, bir şey getir, aynı espriyi yap. Bir kol şal ayarlayın, espri dolaşacağım tüm Anadolu'yu.
Şimdi iş yerinde mizah aynı zamanda tehlikeli ama bir Oktay, o kadar da mizah güzel. Mizah dedikçe tiksiniyorum. Bak, komik olmak diyeyim o zaman. Mizah. Mizah. Ama sen böyle arka arkaya söylersen araya hiçbir şey söylemeden anlamını kaybeder Fahir. Allah'ım ya. Komik olmak risk almak demek demiş. Tabii what is risk sorusunun cevabı bu. Nasıl biz burada en az konuşan en güzel kızı kapar lafını ettik? Hı-hı. Onu yayında mı etmiştik ya? Dışarıda mı ettik, yayında mı ettik? Dışarıda edilmişti değil mi o laf? Burada da böyle komik olmak risk almak demek. Her komik olma çabası yani başarıyla sonuçlanacak diye bir şey yok demiş. Yok. Hatta büyük çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanmasıyla. Evet, yani onları hiç hatırlamıyoruz. Evet. Hemen siliyoruz onları. Esprisine gülünmeyen adamları sadece YouTube'da görmüyoruz. Hayatın her alanında varlar. Komik olmak demiş profesörümüz, başkalarının bakış açılarını ve neyi komik bulabileceklerini dikkate almayı gerektiriyor demiş. O yüzden ben sana demin şeyi sordum Fahir. Sana komik gelmeyen bir şeyi anlatır mısın? Bir şeyi komik, karşıdaki gülecek diye anlatır mısın diye sordum. Fahir de tereddütsüz, sana soramadım Ege, sen stüdyodaydın o sırada. Fahir de tereddütsüz bu soruya evet dedi. Karşısındakinin güleceğinden eminse. Evet, canım, önemli yani. Olan karşısındakinin gülmesi. Çünkü puanları ben toplamış oluyorum otomatikman. Bana komik gelmeyebilir ama ona komik geleceğini biliyorsam hiç kimse ve hiçbir güç beni durduramaz. Sen Ege, sana komik gelmeyen anlatmam bir şeyi herhalde ya. Ama yani anlatmam. Sahne veya radyo diye düşünme. Normal sosyal hayattaki sohbet sırasında diye anlatır. Ballandır anlatır. Ne anlatmam diyor yalançı. Ama bir dakika. Hayatta anlatmam canım. Sana ona komik gelmeyen bir şey diyorum. Yani anlatmaya değer bulmadığımdan. Ya anlatılacak şeyler kategorisine zaten almam bunu komik bulmuyorsam. Ama anlattığın şeyler çok komik de. Canım da bana komik geldiği için anlatıyorum. Sevgili dinleyiciler, iş yerimiz gördüğünüz gibi. Gerilimlerle dolu. Siz böyle patronlu bir şeyde çalışsaydınız. Yani başımızda patron olsaydı şüphesiz. Var zaten. Karnaval medyanın da bir patronu. Çok değerli patronlarımız var. Onlara en çok ben gülerdim her dediğiniz. Sıradaki şarkıları tek tek armağan ediyoruz onlara. Onları bir tarafa bırakıyorum. Yani sürekli böyle yanımızda yamacımızda olsaydı. Bir rahatsız olur muydunuz espri yapmasından onun? Yoksa hiç rahatsız olmam. Bilakis kahkahalarla güler. İşte o zaman bana komik gelmeyen ama patronu güleceği şeyleri anlatır. Hatta şey bile derdi. Ege, ben dövme. Adam ilk örnekte. Sayın patronum, siz yayın yapsanız vallahi biz bu şeyde şey yapıyoruz ya. Vallahi. Yalnız Fahir dikkat edin mi? İlk örnekte vazgeçti demin söylediğinden. Nasıl? Demin pardon. Dedi ki hayatta yapmam falan dedi. Yalan söyledi dedim sen bana niye? Bir örnek bir tane ya bir tane yani. Öyle tuzaklı ama patron falan. Patron dedi. Patron deyince Ege'de akan sular durur. Patron. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Heyecan verici bir sabah bu sabah bizim için çünkü... Uydurup uydurup konular bulup parmak basıyoruz, parmak basıyoruz. Bir de sanki lazımmış gibi hashtag kasıyoruz, hashtag kasıyoruz. Uydurup uydurup konular bulup parmak basıyoruz, parmak basıyoruz. Bir de sanki lazımmış gibi hashtag kasıyoruz, hashtag kasıyoruz. Hashtag kasıyoruz ha dostlar, hashtag. Hashtag'imizde bekliyoruz. Mecburen komikti değil mi hashtag'imiz? Evet. Lütfen bu sabah yolladığınız tweetlerde mecburen komik hashtagine kasmayı, bu kasışa katılmayı ihmal etmeyiniz diyelim. Mecburen komik zaman zaman nezaketen gülmek zorunda kaldığımız durumlar, insanlar ve espriler hakkında güzel detaylı bir dosya hazırlayacağız. Nerede, kimlere gülmek zorunda kalıyoruz? Hiç komik olmasa bile hangi ortamda esprilerde kahkahaları patlatıyoruz ve neden bunu yapıyoruz? Ne umuyoruz falan, bunları hepsini konuşacağız. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Valla ben bazen dinleyicilerimizle karşı karşıya geldiğimizde ortamlarda şey yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi onların şeyini kırmak istemiyorum, ne derler. Bizle ilgili böyle iyi intibalarla geliyorlar. Onların hayallerindeki şeyi de kırmamak adına genelde suskunluğumu muhafaza etmeye çalışıyorum ki ağzımı açarsam çünkü bu muymuş lan diye şey yapmasınlar diye bir taraftan. Suskunluk derken yani suskunluğum asaletimden gülmek de yok mu? Yok, var var. İşte gülümsemek onları de yani gülümsemek yok, var. Nötr bir tavır mı? Yani nötr değil böyle, değil. Gülümsemek. Yani gülümsüyorsun, tamam. Nezihlik, nezaket neyin falan filan. Neyin karşısında mesela? Klasiklerden i̇şte, bir tanesini söylüyorsun. Klasiklerden bir tanesi şey oluyor işte, böyle bir şeylerden konuşuyorlar falan filan, kendi hayatlarından da bahsediyorlar. Sonra en umulmadık yerde espriyi patlatıyorlar, orada gülmek zorunda kalıyorum. Ne yapıyorlar işte, anlatıyorlar. Ama bunu da yayında bahsederse diye bir espriyi patlattıklarında ben orada koyu veriyorum bütün şeylerimi.
Tam ben anlamadım ne dediğini. Sonu da kahkaha atıldığı için galiba. Tabii, orada aman bir... bundan yayında bahsetmeyin mi? Bahsetmeyin, bahsedersiniz artık. Ha, bahsedersiniz. Gerçi bu espri midir yani, şey temenni midir nedir tam olarak bilmiyorum ama orada bir sürekli olarak bir kahkaha aslında bir şeyim var yani. Kendi esprisi de şey, bu tam yayında yapılacak. Ya ya ya. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Kırıkkale'ye gidiyorum. İyi yolculuklar diliyoruz efendim. Ankara'dan Kırıkkale'ye giden Gonca Gül diyoruz biz. İsminiz sana. İsminiz nedir efendim? Gözde. Gözde. Gözde Hanım, hoş geldiniz. Evet, hoş Ankara'dan geldin. Kırıkkale'ye gelin mi gidiyorsunuz? Gelin olmuş gidiyorsun. Okulum orada, veterinerlik okuyorum. Bizim sınavlarımız hala bitmedi. Aa, peki, kolay gelsin. Zamanında yapmıyorlar sınavları. Temmuz'un 11'i olmuş. Hala sınav, hala sınav. Kaldınız mı Gözde Hanım, o yüzden mi? Biraz bütünleme sınavları aslında. Son sınavlar. Ama bizim fakültemiz zaten biraz uzun oluyor normallerden. Olur olur. Gerçekten. Sonuçta olur. Hayvan yani. Sonuçta hayvan. Bir sürü hayvan var. Hangi birinin şeyini yap? Neyi sınavına gireceksiniz bu arada? Şimdi farmakoloji sınavına gidiyoruz. Farmakoloji. Valla yani olmaz. İlaç bilimi gibi bir şey. Tabii tabii, farma diyoruz. Biz Oktay sırtına dövme yaptırdı. Az önce askıda kalmıştı bir konu, o yüzden aradım ben de. Buyurun. Ha, sinek konusu mu? Sinek konusu, evet. Ha. Ne sormuştuk bir hatırlatalım dinleyicilerimize. Yazlık yerlerdeki sinekler niye ısırıyor da diğer bölgelerde ısırmıyorlar. Isırmıyor kara sinekler, ısırgan kara sinekler yok diye. Buyurun, merakla dinliyoruz, evet. Cevabına ulaşamadık. Evet, biz bunun da dersini aldığımız için biraz bilgi sahibiyim. Çok fazla sinek var, birbirlerine çok benziyorlar ama ağız yapıları farklı. Bazıları ısırabiliyor, bazıları ısırmıyor. Hmm. Onlar da genelde ısıranlar daha sıcak yerlerde yaşadıkları için. Hmm. Ha, ısıranlar çene yapılarından. Ya. Diğerlerinin de imkanı olsa bizi yiyip bitirecek. Affedersiniz, şerefsizler. Muhtemelen. Peki, nezaketen efendim mi gülüyorsunuz Gözde Hanım, yoksa gerçekten mi? Hayır, biraz umutlu olduğum için. Ay ne kadar. Ay, güzel. Çok güzel, teşekkür ederiz efendim. Çok bir mutlu günümdü, ben de aramak istedim radyoda da sizi duyunca. İyi yaptınız. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz sınavlarınızda. Su gibi çok akıp geçsin. Ederim. Hep bildiğiniz yerlerden gelsin. İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Nezaketen güldüğünüz esprileri, ortamları ve kişileri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Ve hashtag de kasıyoruz. Mecburen komik diyerek. Twitter'a yazan dinleyicilerimiz var. Bakalım onların tweetlerine. Bak. Şöyle demiş Osman. Kaptırılan top. Bir diye ismi Twitter'daki. Kayınpeder tarafından yapılan her espri komiktir. Doğrudur. Aksini belirten kişi iyi damat slash gelin değildir demiş. Vallahi doğru. Doğru. Aile kurumu sarsar tepeden. Değil mi? Ben sana söyleyeyim. Yani ben kayınpeder şey yapabilir misin? Ya onu yapamazsın. Bizde benim kayınpeder de fıkra seviyor genelde. Güzel fıkralar seviyor. Hiç çağırmıyoruz kayınpederle. Ama komik değil mi Fahir? Tabii. Yani ama ben fıkra sevmiyorum genel olarak hayattaki şey. Ama gülüyorum diyorsun. Yani nasıl, katır gibi gülüyorum ben. Sen de. Sen fıkra tutabiliyor musun aklında ya? Ya bazen. Ben hiç fıkra tutamıyorum aklında. Ben zaten çok mesafeliyim Oktay, yani onu dinlerken şey diye bir taraftan giriyor, bir taraftan direkt içime nüfuz etmeden dışarı olabilir çıkıyor. Nasıl gülüyorum, benim bir fıkra dinlerken bir gülüşlerimi görseniz gerçekten. Ama yani öyle abartılı, böyle abartılı müstehsi bir gülüş. Hayır, değil mi? Hayır canım, katır gibi gülüyorum. Bayağı böyle böyle ama bak sana yap mesela, ondan sonra sonra adam da şeyi görmüş, sana ne oluyor demiş adama. Bu iyi ya vallahi. Sana yayında bahsedersiniz diye tamamladığında tabii deyip o olayı şey yapıyor. Bunları yayından lan. O kadar da şey değilmiş Fahir Gülüş'ün. Babam yani. Komik ya bu arada gerçekten. Ha, onu söyle de. Ha, söyleyeyim yani. Tamam. Patronların kötü şakası aşırı kötü oluyor demiş Nazlı. Şöyle de bir örnek vermiş. Kadın hakkı yoktur çünkü hakkı erkek ismidir. demiş. Ya benim patronum yapsa bunu. Öyle bir şey yapardım yani. Ne kadar yavanmış sizin şey gülüşleriniz ya. Aa, evet, sahte çok gülüşlerimiz belli oluyor de çok ya, belli. Sahte gülüşleriniz. Sen gül o zaman Oktay, da bize bir örnek teşkil et. Sen anlat mesela, sana ne oluyor fıkrasını. Ondan sonra şey yapmış, sana ne oluyor demiş. Benimki de çok yavanmış ya. Evet ya, hakikaten yavan gülüşten uzak kalınız. Ama patronlarımızın yeri ayrıdır. Of, Bilal Yaylak ağır laf sokmuş Ege. Ne demiş? Ege Bey'in şahsi şovu. Nereden buluyorlar ya? Nereden buluyorlar ya bu esprileri? Vallahi billahi. 5 yaşındaki oğlumun anne ne biter?
Jüpiter şeklinde yaptığı esprilere gülüyorum demiş. Gerizekalı demiş. Merve Hanım İnsan yazmış. İnsan melek yavrusunun yaptığı her şey çok güzel. Mesela saçma sapan bir resim yapıyor getiriyor. Şey oldu. Ay çok güzel olmuş, renkleri ne kadar güzel seçmişsin. Çünkü çocuğun özgüveninin kırılmaması gerekiyor ya. Evet, onun için yayında, yayında da saçma sapan dememen iyi olabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi ve ne yapıyorsunuz şu anda? Canberk ben. İşe doğru gidiyorum şu anda, az kaldı. Az kaldı. Yaya olarak mı gidiyorsunuz Canberk Bey? Ya otobüsten indim, yaya olarak devam ediyorum. Çok güzel. Hayırlı Canberk yolculukta. Bey sakallı mısınız? Efendim? Sakallı mısın? Bir insan mısınız? Sakallı değilim. Yani tıraş oluyorum anlamında. Yani çünkü telefonunuz haşır geliyor da maşallah deriniz de kösele gibiymiş. Yani keşke sakallıyım deseydiniz. Valla durup belki dururken bir rüzgar var falan, çok rahatsız ediyorsa kapatabilirim. Ya, yani. Olur mu Canberk Bey? Canberk Bey. Başımızın üstünde tacımızsınız siz bizim. Ne iş yapıyorsunuz Canberk Bey? İnsan kaynakları. Peki efendim. Doğrudur. Siz espri yapan tarafta mısınız? Yapılan tarafta mısınız? Maruz kalan. Ya, her iki taraftayım. Ben aslında biraz çok espri yapıyorum. Bazen komik oluyor ama işte komik olduğu yerde durmak lazım ya. Ben durmuyorum orada. Zirvede bırakmayı bilmiyorum yani. Batırana kadar devam. Ama zirveye çıktığınızdan eminsiniz. Yani ya hani kişisel zirve diyelim öyle. Anladım. Zaten niyet önemlidir orada. İş görüşmesinde tabii siz çok avantajlısınız. İş görüşmesine gelmiş adama yap istediğin espriyi. Bak bakalım gülüyor mu gülmüyor mu? Yani tabii gülmeyen de oluyor. Hadi canım, gülmeyen oluyor mu ya? Tabii canım, kriterlerini sağlam olarak oturtan. Ya gerçi ben zaten çok fazla iş görüşmesi yapmıyorum. Daha çok hani ücret hesaplama, SGK kısımları benim. Peki iş görüşmesi yaptığınız zaman sizin esprinize gülmemesi adayın bir eksi mi olarak yazılıyor hanesine, yoksa önemli bir şey değil mi? Yani birebir benimle çalışacaksa bir eksi olarak yazılıyor tabii. Yani duygularım ne kadar dürüstsünüz valla. Peki şöyle bir şey mi var ortada? Yani CV'si sağlam olan adam yaman espriye gülmek zorunda hissetmiyor mu kendini? CV'ye mi güveniyor orada? Yani bence özgüveni olan adam çok hissetmiyor. Yani yoksa CV'si çok sağlam olsa da... Ay öyle de demeyin canım. Yapmacık gülününce de... İnsan anlıyor, o da kötü oluyor yani. Ama belki de yani sizin zirvede yaptığınız espri o. Yani hani gülmeyen adam özgüveni sağlanan adamdır falan gibi bir sonuç çıkmasın yani söylediğinizden. Siz kötü espriye yani, gülmeyen adamdan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, yani özgüveni sağlamadan gülünmeyecek espriye gülmeyen adamdır diye özetleyebiliriz. Hayır, bir örnek verseniz de Canberk Bey. Neye siz güldünüz ya da? Var mı aklınızda? Vallahi şu anda öyle bir şey gelmedi. Sorunca hiç gelmedi ama. Peki. Yani ne diyeyim, şimdi bize şöyle bir şey var, biraz mesleki konularla ilgili espri ediyoruz. Hadi bize komik geliyor da şimdi burada söylesem gene. Yo, söyleyin biz, ben merak ediyorum. Söyleyin biz bir gülelim. Ya mesleki espriler çok hoş oluyor yeri geldiğinde. Yok hani aklımda da yok, oradan yırtmaya çalıştım ama çok kötü kontrol yaptınız bana yani. Ben bir tane okuyacağım şimdi. Çok teşekkür böyle ederiz. Böyle gülmüyorlar mesela. Kolay gelsin. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun Canberk Bey, kolay gelsin. Mide helikopteri yazmış bize. Şöyle demiş. Hoca mail adresini verirken sınıfta ama bana e-mail atın demişti. Sonuçta hoca sınıfta bir kahkaha tufanı diyerek. Ay, ben şey geliştirmiştim ya. Yani kahkaha atışımdan ziyade bu iyiydi diye bir laf. Ne o? Gülmene gerek yok. Yaman bir espri yapıldı. İyiydi diyorsun sadece. Sahte bir sırıtmayla. Şu anda ben bir rahatsız oldum. Valla hepimizi rahatsızlıklara sevdi. Fiti yazmış kendisi, biliyorsunuz. Eczacılık işiyle iştigal etmekte. Eczacılık işi ne ya? Eczanesi var işte. Eczaneye ilaç almaya gelen hastaların biz de abone olduk, size her gün geliyoruz. Diyenlere gülüyorum. Sonuçta ekmeğimin peşindeyim. Dememiş şey yapsa çok güzel bir adam olmazsın deli gibi bir şey yani. Bu hani nezaketen bir sohbete bir sıcaklık katmak için ufak espriye kumaya gireceğim. Biz de abone olduk. Abone diyor ya. Tezgahın altına kıvrılarak gözüm. Tüm tıziki ne yazmış? 45 kişilik sınıfta hoca yolculuk hikayesini anlattı. Bittiğinde devamı gelecek sandık. Bir kişi bile gülmedi. Espriden anlamadık diye suçlandık. Aa, bir de demiş. Askerde bak çok, o da aynı şeydir. Hocalar bir de askerde yapılan komutanların yaptığı espriler de bayağı iyi oluyor.
Yani burada anlatabileceklerim de var. Büyük kısmını anlatamayacağım şeyler de var. Bana birinde şey anlatıyordu. Bu çok önemli. İşte biz o dönemde Yüksekova'dayız. Askerleri işte ne derler? Her yerde işte her yerde her şeyi konuşmayın. İşte nerelere gittiğimizi, nereye işte güvenlik sebebiyle tamam. istihbarat ve istihbarata karşı koyma adlı derste. Ondan sonra herkes dinliyor. İşte uçakta bizim komutan giderken işte bir asker yine aynı şekilde işte memleketine doğru gidiyor. Hı hı. Ondan sonra yanına da bir kızcağız oturmuş. Ona hava atmak için mi işte şuralara operasyonlara gidiyoruz, buralara operasyonlara komutan gidiyoruz. Da duyuyor bunu. Komutan da duyuyor ama 3 sıra falan önünde bir taraftan da ayar oluyor. Ve şey diyor, hani bir mola verse şey yapıpsa hani tepesine çökeceğim diye. Ondan sonra bana dönüp şey diyor. İşte Faras demeyelim. Uçak mola verir mi? Böyle şey diye kalıyorsun. Vermez komutanım. Orada ver Allah bir espriye Mehmet. Çünkü bir taraftan da gerçekten nezih, hoş bir... Biz kısa dönem yaptığımız için galiba böyle anılarımız yok ya. Hiç anılarınız yok ya. Durduk yere bana da askerlik anısı anlattırdınız ya. Uçak mola verir mi anısı ve Fahri Önç. İyiymiş ama. Modern Sabahlar. Hashtagimiz belli adostlar. Hashtagimiz mecburen komik. Yolladığınız tweetlerde lütfen ihmal etmeyiniz. Bu kasışa siz de katılınız. Nezaketen güldüğümüz, gülmek zorunda kaldığımız ortamları, kişileri, esprileri listeliyoruz bu sabah. Nasıl bir yapmacı kahkahamız var, bunları da incelikleriyle konuşalım diyerek telefonumuzu veriyoruz. 0212 368 62 40 Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Doğru. Ozan Bey yazmış, mecburen komik hashtagini de kullanarak sağ olsun. Şüphesiz ki imza yetkisine haiz tüm devlet memurlarının esprileri en birinci kalitedir demiş ve gülünmeden durulamaz demiş. Neye getirmiş? Fırat Zeydan da yazmış bize, siyasilerin yaptıkları bütün espriler. Kimin de hatırlamıyorum ama geçen gün kamyon sürdüm Leonardo da Vinci. Egemen Bağış. Silmişsin demek ki ya. Silmişsin. Hafızamdan silmişsin. İyi yapmışsın. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yayınlar. Kime görüşürüz beyefendim? Ben İstanbul'dan Barış. Hoş Barış geldiniz Bey. Barış Bey. Neye güldünüz en son mecburen mesela attığınızda mı? Ben gülen tarafta değil de güldürmeye çalışıp güldüremeyen taraftanım. O da değişik bir yaklaşım tabii. Evet, ben şimdi fıkra anlatmayı seven biriyim. Yani özellikle böyle gençlik yıllarında çok fıkraya meraklıydık. Müstehcen fıkralarda da uzmandım eskiden. Nereden besleniyorsunuz peki Barış Bey müstehcen fıkralar için falan? Yani fıkra konusunda uzman yani, olup ama fıkranın yani bir dalı konusunda uzman olan ilk defa. Anonim yani. Anonim. Anonim. Arkadaşlardan anlatarak onlar bize, biz onlara repertuarı genişletiyorduk yani. Ne iş yapıyorsunuz bu arada? Ben ganyan bayi. Yani ganyan bayi işletiyorum. Aa çok güzel. Kime güzel de ortamınız var mesela. Yani. Evet. Kendi işiniz olduğundan herhangi birine gülmek zorunda değilsiniz. Müşterilere mi yapıyorsunuz esprileri? Yani müşterilere yapıyorum esprileri. Fazla gülen olmuyor. Ama siz gülüyorsunuz anladığımız kadarıyla. Benim şey şu, bazı fıkralar vardır ya espriden ziyade. Hani anlatırsınız böyle ilk başta anlaşılmaz. Mesela o durum benim başıma çok geliyor. Örnek mesela hani müstehcen olmayan bir örnek vereyim. Bu kısıkta benim hoşuma gider ama çoğu insan artık anlamadığından mı, komik olmadığından mı pek gülmez. Barış Bey yani net bir örnek olarak alacağız ama fıkralarla Türkiye'ye dönmesin programımız. Lütfen isterseniz yok, hemen... Yok. Ne bir örnek şu. Buyurun. Örneğin bir Türk uçağa binmiş. Uçakta Fransız, Alman, İngiliz yine mi siz demiş. Evet. Dinleyicimiz ayıp olmasın mı? Biraz şey yapsanız. Ben sadece iddia kuponumu yatırmaya gelmiştim. Ganyan oğlum, ganyan bayi. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun Barış Bey. Gülenleriniz çok olsun. Bu bir dua mı, beddua mı? Onu da dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Onu da müşterilere bırakıyorum. Kahkahanızı paylaşan çok olsun. Levent yazmış bize, demiş ki bana göre komik olmayan videonun ısrarla izletilmesi bence mecburen komik demiş.
E tabii canım, bir yerde kesilmesi için güldüğün zaman kesilecek, bırak 10 defa seyretmene gerek yok. İlkinde sen bir nezih gülümsemeni yap. Bazen 7 dakika video izletmeye çalışıyorlar. Daha yani. değil bak bir dakika. Evet. Biraz geç. Bak bir dakika. Bazen de bitiyor video. Hakikaten. Orası değil de başı komikti. Armağan ne yazmış Armağan Hanım? Yeni tanıştığım insanların ismimle ilgili yaptıkları esprilerine komikmiş gibi, mecburen komikmiş gibi nezaketen gülümsüyorum demiş. Ya sosyal hayatın getirdiği bir şey aslında. Ya yani. Yapan için ilk defa da işte yapılan Armağan Hanım onu senelerdir duyuyor yani o esprileri. Akraba esprileri diyen dinleyicimiz vardı bir tane. Bakayım kim demiş. Eda Hanım, evet. Akraba esprileri mecburen komik. Tabii canım, oluyor bizim demiş. Akraba esprileri aslında hikayeleri, şimdi illa böyle flash espri olacak diye bir şey yok. Bir hikayeyi anlattıkları zaman ona gibi. Yemin ediyorum bak, 20 yaşıma kadar senede 2 defa şu espriyi duydum. Yani ablamın çocukken işte bilmem kim. Senede 2 bayram olduğu için. 2 bayram olduğu için, çünkü bayram ziyaretleri esnasında. İşte birisi sarılık olmuş, o da küçükmüş ablam da, işte sormuşlar bilmem kim ne oldu diye. O da yeşillik oldu demiş. Espri, yani bu hikayeyi yemin ediyorum senede 2 defa herkes, bir de ekipler falan da aynı. Giden ekip aynı, anlatan ekip aynı, ondan sonra dinleyenler aynı. Bir dahaki bayramda sen şey yap. Bir neşveyle. Ya şu yeşillik hikayesini bir anlat diye punchline'ını önceden söyledim. Bakalım gene gülünüyor. Avukatlar için hakimlerin, savcıların esprileri demiş Mert Bey. Ne espri yapıyorlar ki ya? Hakimler espri yapıyorsa vallahi gülünür ona yani, gülünmesi lazım. Ben katır gibi gülerim hiç. Şu masum halimle yani şey gülüyorum yani, hiç mahkemede olmamama rağmen tamamen dışarıdan bir insan olarak. Çok gerilimli çünkü ortam ya. Çünkü hukuku etkilemeye gider. Ne? Adaleti etkileme. Adaleti önüne engel teşkil eder. Gülmek mi? Gülmemek. Gülmemek. Ha, gülme. Evet. Ne yapıyorsun, adaletin yerine gelmesini engelliyorsun diye, evet. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Ondan sonra da uğraş dur espri yapacağım diyor. Başka neler var? Ege Bey, sizin şeyinizi paylaşmışlar. Ne derler ona? Hayalet Dayı'dan hoş esprilerle dolu bir sizin replikleriniz vardı ya. Bir emlakçının güncesi. O Fırat, sevgili Fırat Kartal paylaşmış. Hakikaten insan bir de gülmeden edemiyor. Ben de onu birazdan retweet etmek suretiyle dinleyicilerimizle paylaşacağım. Kardinal ne yazmış? Birinci sınıfa oğlunu kaydetmek için gittiği okulun hocasından şimdi neler isteniyor? İstenilen belgeler: nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah adresi, 2 top A4 fotokopi kağıdı, veli adına elektrik, su ve doğalgaz faturası, birinci sınıf kayıt formu, tamam. Ve bir koli peçete. Z peçete, Z kat diye geçen. Tabii burada anlaşılamıyor. Herkes de Z katı bilecek diye bir şey yok. Z peçeteyi sorunca hoca lazım oluyor diye espriyi patlatınca çocuğunu da okula yazdıracaksan. Gül Allah gül, gül Allah gül. Bakalım başka. 2 dakika önce yaşanmış bu seni anlattığın ifade. Espri sıcaklığını koruyor galiba. Evet, espri yapıldığı sırada hala sıcaklığını koruyordu. Apsaroke ne yazmış? Kızım varınca beni ara, ulaşamazsan Google'da ara. Baba esprisi. Çünkü canım en kral baba esprisi vallahi. Babalar çok komik oluyorlar ya. Vallahi çok komik oluyorlar. Yeterince şeyleri, ne derler ona, değerleri verilmiyor. Ya herkes durumu anlatmış ya, arkadaşının yaptığı kötü espriyi kurtarmak için demiş ya. Ondan sonra Sinan Geçgel, ilk buluşmada ayıp olmasın diye gülümsemek. İşte artık ilk buluşma dediğiniz herhalde first date dedikleri. Galiba kadınlara o konuda biraz daha şey. Dertli. Yani nasıl, erkekler anlamadım. Komik olmak zorundaysa, kadınlar güldüren erkekleri sever diye, adam patlatıyorsa espriler arka arkaya diye bir şeyler yapmak zorunda. Sonra bu taklit başka yerlerde de taklitlerle devam ediyor. Maalesef acıklı bir ilişki. Evet, acıklı ilişkimize reklamlarla isterseniz bir fasıla ver Ege. Hay hay. Modern Sabahlar. Hashtagimiz belli. Mecburen komik ve hashtag konumuzda sağda solda gülmek zorunda kaldığımız, nezaketen, mecburiyetten gülmek zorunda kaldığımız espriler, kişiler, durumlar, bunun listesini yapıyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40, Twitter adresimiz @modernsabahlar, paça sayfamızda facebook.com/modernsabahlar. Ay, Şerafettin Alakent yazmış. Şerafettin Bey'in en büyük sıkıntılarından neymiş? Bir tanesi gene ismiyle ilgili.
Merhaba, ben Şerafettin. Kötü kedi mi? Meh 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 meh. Tabii ilk tanışmada bu hoş başlayan tanışmalar daha da derinlemesine bir boyut kazanıyor. Böyle hoş esprisi olan bir insanla neden daha sık görüşmeyelim diye mi? Begüm Hanım yazmış. Melek yavrum tarafından yapılan tüm şakalara katıla katıla gülüyoruz. Mecburen komik hashtag'ini de kullanarak. Analık babalık bunu gerektirir. Evet. Gülür. Ya ama melek yavruları. Sonra çocuk kendini çok komik zannediyor. Gidiyor sokakta ona buna espriler yapıyor. Ters deyince de. Ondan sonra boynunu ölçüsünü alıp geri deniyor. Sonra aynı esprileri kendi şeyini özgüveni gitmemesi lazım çocuğun. Tabii. Hoş espriler yapmaya devam ediyor. Sezer yazmış bize. Ben sadece antrenman başlamadan veya bittikten sonra koçun anlattığı mecburen komik anılarına nezaketen gülüyorum demiş. Spor dalı ile ilgili bilgi vermemiş ama öyle düzenli gitti. Antrenman gitti ve koç. Koçun anılarına da gülünür ama değil mi? Gülünmesi lazımdır yani. Tabii canım yani konum olarak. Ya bir taraftan da sadece birisine mecburiyetten gülmek yalakalık da değil. Yani bir sosyal hayatın gerektirdiği şeylerden bir tanesi böyle ara ara bir gülümsemek. Valla çok güzel örnekler var burada, şimdi veremiyoruz ama Hami Alper Köse de yazmış. Pek çok dinleyicimiz de göndermiş. Adnan Hoca'nın yaptığı sohbetlerde konuştuğu işte esprili kısımlar var. Onlardan dinlemek isteyenler varsa açsın, kendi imkanlarıyla şey yapabilirler. En güzel en güzide örnekleri özellikle Oscar törenlerinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili hoş bir esprisi. Anlatmamı isterseniz onu da anlatayım. İstemez misiniz yok. Ya aşk olsun, siz de böyle bir meh 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 yüzünüzde hoş bir tebessümle istemez. Ne kedicikler ne kendisi. Diyorsunuz Ege Bey, teşekkür ederim. Ben bunu ediyorum. Anlamadım bir tweet'i okumamda bir beis görüyor musunuz? Yok yok, tabii ki beraber anlayalım Oktay, bakalım biz yardımcı olabileceğiz mi? Metin Bey yazmış bize. Metin, mutfakta denk geldiğim iş arkadaşıma bana da çay koysana dedim. O da Çaykovski yani dedi. Çaykovski işte. Hoş bir espri senin olmuş. Senin buna bayılman şimdi lazım doktor. Doktor valla. Tam neden senin tarzında espri. Şu anda anladım tamam. Güldüm ama neden diye sormayın. Mecburen komik demiş. Bence gülünür. O arkadaşınıza sahip çıkın. Valla iş arkadaşınızın esprisine gülmeyeceksiniz de kime güleceksiniz? Kaç saat bir yüz yüze bakıyorsunuz ya. Bedavadan espri yani. Ya ne olacak, onun da bir nefsi körelsin ya. O da bir kendini iyi hissetsin. Ama tabii şeyi de açmasın bu şimdi esprine gülündü diye. Sürekli de abanma yapmasınlar, bombardımana gelmesinler. O konuda biraz da dikkatli olmak lazım. Ben şimdi bir ortamda mesela 3 kişilik bir ortamda birine şeyden güldüm, mecburiyetten nezaketen güldüm. Geri hakikaten komik bir şey yaptığında orada derecelendirme yapıyorum yani. Şimdi mesela Oktay'a nezaket bana nezaketen güldün mesela, Fahir gerçekten komik bir şey söyledi. Onu işte böyle diye gülmek zorunda. Yani hakkını vermek gerekiyor. Yani sohbet sırasında ortamdakileri tabii, tutarlı tabii görünmen gerçek lazım. Gerçek esprinin de hakkını vereceksin. Ne doğru bak. Olsun. Güzel, hoş, çünkü hoş bir hassasiyet bence. Tutku yazmış, örnek vermemiş ama mecburen komik diyerek, babamın sürekli protokol esprilerine maruz kaldığını düşünüyorum demiş. Protokolden bir insan galiba Tutku'nun babası. Protokol ortamlarında da yani hakikaten o tip ortam mecburen komik çok oluyor. Ya zaten protokol gerilimli esprisi. Zaten gerilimli ortam. En ufacık şeye hasret insanlar. Bence orada şey de olabilir. Gülmek zorunda olduğu için değil. Tabii canım, terfi bekleyerek de gülüyorlar. Ya terfi bekleyerek de çünkü ha, bir şey olsun diye bir umut ışığı ya, bir kırılma olsun diye. Özel bir GSM operatörünün açılışına, bilmem ne açılışına davet etmişlerdi. Hatırlıyor musunuz bizi? Yıllar yıllar önce. Orada o açılışı veren, daha doğrusu kokteyli veren kişi gelip bize şey anlatmıştı. Yanımızda birileri de vardı. Başka tanımadığımız birileri. O ortamda herkes o beyefendinin ağzının içine bakıyordu. Ve şey anlatmıştı. Nasıl gülünmüştü ona? Hiç anlamamıştık. Biz hala da aklımızda. İletişimimin %40'ını yüz yüze yapıyorum. %30'unu telefonla, %20'sini bir şeyle falan filan diye bir şey anlatmıştı. Evet. Hatırlıyor musunuz? %100 vermişti. Komiklik değildi ya. O ellerim yara oldu. Ellerim yara oluyordu. El sıkışmaktan. Niye gülündü ona? Ellerini göstermişti hoş bir en sonunda. Hoş bir espri. Ellerindeki yarayı başka türlü açıklayamazdı. Kimse ay yazık falan dememişti. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani şey, ne şefkat vardı ne bir espri vardı. Evet. Protokoller zor ortamlar yani. Evet, o zaman burada nihayetlendirelim. Nihayetlendirme zamanı çoktan geldi sevgili dinleyiciler. En içten kahkahalar, en samimi kahkahalar hayatınız boyunca sizlerle birlikte olsun ya diye. Ya kimse güzel düğün demedi bu arada. Düğün daha demedi. Doğrusu nikah. Nikah tam kayınpeder dedik, o dünyaya giriş aslında düğünle başlıyor. Kayınpeder değil, nikah memurunun yaptığı espri. Bazı nikah memurları öyle yapıyor değil mi? Onların hepsi mugallit ya. Nikah memurlarının çoğunda espriler var. Çünkü insan bir noktadan sonra bir sinirleri bozuluyordur. Mesleki deformasyon diyoruz. Oluyor değil mi? Tabii ortam da gerilimli. Orada bir espriyi patlatıyorlar.
herkes sırtında yük hissediyor. Ya ben bir espri yapayım da çevirecek mutlu devam etsin diyor olabilir. Senin çok hoş kapanış cümlelerini kestim aklıma, evet, geldiği için ama maalesef. Yani bunu atlayamazdık. O zaman şöyle yapalım, bir yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.